ABD'den sonra Avrupa Birliği de Kiev'e tam desteğini açıkladı ve kritik bir karar alındı. Ukrayna'nın hava sahası NATO uçaklarına açıldı. Artık Ukrayna sınırlarını ABD uçakları koruyacak. Ve kritik bir karar alındı. Buna göre Ukrayna'nın hava sahası NATO uçaklarına açıldı. Putin eğer ABD sınırımıza dayanırsa bunu kendimize büyük bir tehdit olarak görür, çok farklı tedbirler alır, karşılığını çekinmeden veririz diyerek sert bir uyarı yapmıştı. Son gelişmeden sonra Putin'in ne yapacağı merakla bekleniyor. Gerginliğin artmasıyla Rusya, Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmaya devam etti. NATO'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını güçlendirmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Bir NATO yetkilisi Putin'in barış görüşmelerinin altına oyduğunu ve Temmuz 2020'de varılan ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi. Ukrayna, Amerika'nın Rusya'ya karşı kullandığı bir piyon. Amerika tıpkı Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı kullandığı gibi Ukrayna'yı da Rusya'ya karşı kullanıyor. Biden iktidarı tekrar gösterdi ki Türk-Rus işbirliği seçenek değil, zorunluluk. Türkiye'nin Ukrayna krizinde tutumu belirleyici. Bölgedeki savaşı da engeller. Türk-Rus işbirliği Atlantik cephesinin yeni bir maceraya atılmasını da durdurur. Cesaret edemezler. Türkiye bunu fırsata çevirebilir. Karadeniz ve Ukrayna meselesinde doğru tutum, Kıbrıs konusunda Rusya'nın önemli adımlar atmasını sağlar. Bu krizin bir hedefi de Türk-Rus gerginliği yaratmak, uyanık olmak lazım. ABD Doğu Akdeniz üzerinden sadece Türkiye'yi değil, Rusya'yı da kuşatıyor. Türkiye'nin direnişi sadece kendi nam ve hesabına değil, tüm Avrasya'yı koruyor. Aynı durum Rusya'nın Karadeniz'deki konumu açısından da geçerli. ABD Karadeniz Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatırken Türkiye'yi de kuşatıyor. Donbas'ta gerçekten neler oluyor? Rusya'nın 2014'te haksız Kırım'ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna'nın doğusunda başlattığı 7 yıldır devam eden bir savaş ve kısmi bir işgal var. Ukrayna ordusu, Rusya'nın savaşın ilk aylarında ele geçirdiği bölgelerin önemli kısmında kontrol sağlasa da, özellikle Donetsk yakınlarındaki Gorlovka ve Mariupol'un yakınlarında sıcak çatışma eksik olmuyor. Rusya'nın keskin nişancı ve mayın döşeme gruplarının bölgedeki aktif faaliyetleri de, Ukrayna ordusunun sürekli nöbet değişimi de Donbas bölgesinin artık alışılagelmiş halleri. En son Haziran 2020'de imzalanan ve ağır aksak devam eden ateşkes anlaşmasının süresinin bu yılın başında dolmasıyla birlikte bölgede tamamen kontrolsüz bir gerilim meydana geldi. Şubat sonu Mart başından itibarense bu gerilim giderek tırmanıyor. Sadece Mart başına kadar bölgede Ukrayna'nın kaybettiği asker sayısı 15. Bu sayı son bir haftada daha da artmaya başladı. Rusya Donbas'ta büyük savaş propagandasına Şubat'ta başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin Putin'in adamı olarak bilinen Viktor Medvedchuk ve çevresine yaptırım uygulamasının hemen ardından Putin'in basın sözcüsü Peskov'dan Donbas'ta gerilim uyarısı geldi. Peskov'un açıklamasına ilerleyen günlerde Rus medyasındaki Donbas'ta büyük savaş hazırlığı haberleri eşlik etti. Bu sırada Rusya gazetelerinde ise Ukrayna yönetiminin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarısından etkilendiğine ve Karabağ Savaşı'nın en etkili aracı olan Türk sihalarına güvenerek savaş başlatmaya hazırlandığına ilişkin analizler yer alıyordu.
yüksek tonlu açıklamalara, Donbas'ta her gün duyulan ateş seslerine ve askeri yığınak görüntülerini göz önüne alırsak, Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'taki gerilimi yükseltme yönündeki ilk girişimi değil ve Putin her defasında bu tür gerilimlerle bölgedeki oyun kurucunun kendisi olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Yaşananları, Rus liderin bölgenin ağası hala benim, güçlüyüm, istediğimi yaparım mesajı olarak değerlendirmek mümkün. Bu mesaj hem Biden ve Zelenski'ye hem bölge ülkelerine hem de kendi kamuoyuna veriliyor. Fakat bütün bunlar, diğer yandan Kremlin'in Ukrayna ile savaşı yeniden canlandırmaya yönelik bir planının hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. Putin 7 yıldır Donbas'ta pasaport dağıtmaktan, paralı asker toplamaya, silahlandırmaktan, propagandaya kadar adım adım bir Abhazya, Güney Osetya, Kırım senaryosu uygulamakta. Putin'in sağ gösterip sol vurabileceğini, mesela Donbas'a yığınak yapıp Kırım'a su sağlayan kanalları işgal girişiminde bulunabileceğini öngörmemek mümkün değil. Bir harita kavgası da var dünyada başka bir yerde. Nerede? Ukrayna'da. Yeni bir çatışma. Niye? Ukrayna Rusya için önemli bir karın ağrısı. Rusya için çok ciddi bir yapısı var. Ukrayna örneği şunun örneği aslında. Rusya'nın nasıl demografik bombalar üzerinde duran bir ülke olduğunun en iyi göstergesinden biri. Ukrayna örneği gibi başka örneklerde de yaşama ihtimali var Rusya'nın. Rusya Ukrayna örneği gibi başka örneklerde yaşamasın diye şimdiden Ukrayna örneğini yok etmek istiyor. Diğer demografik bombalara sakın ha patlamayın, patlarsanız sonunuz Ukrayna olur gibi mesaj vermek adına. Kırım meselesi var. Kırım'dan kaçanlar da Ukrayna'nın içindeler. Sürgün edilenler de Ukrayna'nın içindeler. Böyle bir karışık durum var ve orada en iyi şey bütün bu süreci yönetmek için Putin'in başından beriden kastım Rusya Devlet Başkanı olması değil. KGB'de olduğu günlerden beri tercih ettiği tek yöntem. Ne o? Şiddet. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.